Merhaba JT Squad, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Turkish Special Forces, Maroon Berets, Bordeaux Berelliler. Bordeaux Berelliler. Bordeaux. Have I seen Maroon is Bordeaux. Yeah. Have you seen these guys? I've only seen pop. No, blue. In Cyprus. Blue in Cyprus, yeah. Mavi gördüm ama I've not seen. Special forces. Evet, o yüzden arkadaşlar lütfen abone ol ve paylaş ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. İkinci kanalımıza da abone olabilirsiniz ve videoya girelim. Onlar en elitlerin eliti. Emzimeler savaşmak için. İzleye hoş geldiniz. Bugün merak... İzleye hoş geldiniz. Nasıl bugün ya? Merak ettiğiniz bir konuya parmak basalım. Ekipçe Bordeaux Berelilerle ilgili bir video hazırlayalım dedik. Öncelikle bilmeyenler için Bordeaux Bereliler kim? Onu açıklayalım kısaca. Bordeaux Bereliler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bir birimdir. Bordeaux Bere takma ismi kafalarındaki berenin renginden gelir. Temeli Türkiye NATO'ya girdiğinde, yani 1952 yılında atılmıştır. Aslında dünyada Bordeaux Bere takan birçok özel kuvvet bulunmaktadır. Ancak İngilizlerin başlattığı bu geleneği sürdüren hiçbir Bordeaux Bereli özel birlik Türk Bordeaux Berelileri kadar adını duyurmayı başaramamıştır. Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı altında yer alan Bordeaux Bereliler kısa bir dönem tümen olmak üzere genellikle kol ordu olarak konumlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Suriye ve Irak'taki terör operasyonlarına kadar bir... This thing when they came after they came for the peace, this thing. Çok görevde düşmanla göğüs göğüse çatışmaya giren bu askerler, yabancı gözlemciler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en ölümcül birliği olarak tanımlanmaktadır. 1999 yılında Abdullah Öcalan'ı ensesinden tutup ülkemize getirenler bizzat onlar. Merkezi Ankara Gölbaşı'nda bulunan Bordeaux Berelilerin operasyonlar dışındaki bir diğer görevi de olası bir savaş durumunda sivilleri örgütleyerek düşmana karşı direnç noktaları oluşturarak gerilla savaşı başlatmak. Kısaca Bordeaux Berelilerin, yani elitlerin de elitlerinin kim olduğunu hatırlattık. Peki lafı daha fazla dolandırmadan konuya tekrar dönelim. Kimler Bordeaux Bereli olabilir? Öncelikli olarak Bordeaux Bereliler tamamen gönüllülük esas alınarak aktif Türk Silahlı Kuvvetler personelindeki subay, ast subay ve uzman çavuşların arasından seçilirler. Özetle erler Bordeaux Bereli eğitim programına kabul edilmiyorlar. Tabii subay, ast subay ve uzman çavuş olmanız da tek başına yeterli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevinizden ve o çavuş olmanız da tek başına yeterli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevinizden ne olursa olsun ayrılmamış olmanız. Bir başka deyişle ne o... Sorry, you know when they were showing, when we reacted to Pakistan, Azerbaijan and Turkish soldier, like they didn't show the fighting, the yeah, the martial arts of Turkey. I think we are seeing it here now. Olursa olsun orduyla bağlarınızı koparmamış olmanız gerekli. Özetle aktif görevdeki personel başvuru yapabilir. Yaş sınırı da mevcut. 27 yaşını aşanlar programa kesinlikle alınmıyor. Gelelim eğitim durumuna. Ne yazık ki Bordeaux Bereli olabilmeniz için en az 2 yıllık fakülte diplomanız olmalı. Tabii bu bazı istisnai durumlarda geçerli değil. Bazı askeri fakülte diplomanız olmalı. Ne yazık ki Bordeaux Bereli olabilmeniz için en az 2 yıllık fakülte diplomanız olmalı. Tabii bu... What? You need to have like diploma before you can join the... This... Yeah. That's nice. Yeah, I think someone told me. Bazı istisnai durumlarda geçerli değil. Bazı askeri liselerden mezunlar için özel kolaylıklar gösterilmiş. Unutmadan da ekleyelim. Hem askeri hem askeri sicilinizin tertemiz olması gerekiyor. Sicildeki en ufak olumsuz not sizin başvurunuzun otomatik olarak reddi anlamına gelecek. Gelelim fiziki şartlara. Boy kilo dengeniz bozuksa boşuna kendinizi yormayın. Boy kilo dengesi derken çok şişman ya da çok zayıfsanız başvurunuz reddedilir. Örneğin 180 santim boyundaki... What's that? If you're overweight or you're too slim, they can reject your application.
ki bir askerin maksimum olarak 84 kilo olması gerekiyor. Beklenen minimum kilo ise 62. At most 84, then at least 62. Bu kilo boy dengesini daha detaylı anlatan tabloyu Genelkurmay'ın sitesinde bulmak mümkün. Öte yandan çok uzun ya da çok kısa olan personeller de kesinlikle kabul edilmiyor. Şimdiye kadar sadece başvuruyu kimler yapabilir onu konuştuk. Olay sadece başvuru değil tabii ki. Başvurusu kabul edilenleri 72 haftalık inanılmaz zorlu bir eğitim programı bekliyor. 72 weeks. Of what? Of training. Of training. Before you can actually be accepted. You can be qualified for like training, but before you can be accepted into the listing, 72 weeks of thorough and rigorous training. Derken biraz açalım. Bakalım sadece en iyilerin geçebildiği bu etaplarda neler var. Öncelikli olarak dondurucu soğuk ve yakıcı sıcaklarda hayatta kalma eğitimiyle denizde sağ kalma becerisiyle başlıyor. En çok elemenin burada gerçekleştiği söyleniyor. Daha sonra sırası... Sorry, so how? How is it going to survive in it? How are you going to swim? Sıyla paraşüt, kurbağa ve balık adam eğitimleri geliyor. Sonraki aşamadaysa harita okuma ve düşman hatlarına fark edilmeden sızma pratiği like veriliyor. For oxygen, right? Sıyla paraşüt, kurbağa ve balık adam eğitimleri geliyor. Sonraki aşamadaysa harita okuma ve düşman hatlarına fark edilmeden sızma pratiği veriliyor. Diğer görevler sırasıyla taktik akım, hedef tahribi, kaçma kurtulma, pusu, uzak mesafeli keşif. There's salt water, right? Salt, oceans, salt water. I don't think they can open their eyes inside the... No. Of course, they have to like put on... Çift ve devriye, göğüs göğüse yakın muharebe, psikolojik harekat, rehine operasyonu ve işkenceye dayanma. Bu saymakta bile zorlandığımız etaplar tam 72 haftaya yayılmış bir süreye tekabül ediyor. Ancak genellikle bir askerin bunu tamamlaması 3 yılı buluyor. Öte yandan programı tamamlayan askerlerin en az 2 yabancı dil konuşur hale gelmesi bekleniyor. 72 hafta sonunda başarılı olan bordo berililer için... Like foreign languages too. İkinci aşama başlıyor. Bu aşamada ihtisas aşaması. Asker hangi alanda uzmanlaşacaksa onun eğitimini almak üzere en az 10 hafta olmak üzere ikinci bir eğitim alıyor. Bu eğitim genelde yurt dışındaki NATO özel üslerinde gerçekleşiyor. Herkes bordo bereli olsun diye bir şart yok elbette. Birçok kez yarıştıkları askeri turnuvalarda 26 ülke arasında birinci gelen bu özel birlik göğsümüzü kabartsa yeter. Unutmayın. Her Türk asker doğru. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz benzer videolar izlemek için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Ayrıca çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorsanız o zaman lütfen videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. İzle ailesine destek atın. Gerçekten çok zor. İzlerken de yoğun oluyorum. Yani yoğun oluyor. Yorgun oluyorum. Wow, gerçekten. Doğru. En iyisi bu. En iyisi bu. Neden olmayacak? Neyse arkadaşlar, evet bu kadar. Abone ol lütfen, videoyu paylaş, Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve bir dahaki sefere görene kadar barış.